Herkese iyi akşamlar değerli Türkmeni TV izleyenleri. Ölümsüz Yiğitler programının yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Efendim bildiğiniz üzere biz bu programda şehitlerimizi tek tek anıyoruz ve hayatlarını, geçmişlerini, mazilerini sizlere anlatıyoruz. Elbette ki biz şehitlerimizi anlattıkça değerlerini daha fazla anlıyoruz ve aslında ne yapmak istediklerini, nereye varmak istediklerini sizlere sunmuş oluyoruz. Bu programda şehidimiz olacak kişiyi sizlere tanıtmak isterim ben. O da şehidimiz Fatih Şakir Kazım olacaktır. Efendim bu programda şehidimiz hakkında geçmişini anlatacağız sizlere ve elbette ki bizlere ne mesaj vermek istediğini bu programda hep birlikte öğreneceğiz. O zaman kalın bizlerle. Şehitlerimiz bizler için kutsaldır. Bastığımız topraklarda izleri, kanları vardır. Şehidimizin her zaman birlik ve beraberlik içinde olmamızı tavsiye etmiştir. Hapishanede çok işkencelere maruz kalmasına rağmen etrafındakilerine, diğer kader yoldaşlarına belli etmezmiş. Milliyetçiliği ve Türkçülüğü yüreğinde taşıyan şehidimiz her daim göz önünde bulunduruyordu. Milli duyguya sahip çıkmaya yemin etmişti. 1980 şehidimiz Fatih Şakir Kazım. Herkese iyi akşamlar değerli Türkmeni TV izleyenleri. Ölümsüz Yiğitler programına hepiniz hoş geldiniz. Efendim bildiğiniz üzere biz her program bir şehidimizin hayatını anlatıyoruz. Şehidimizin geçmişini, yaşanmışlıklarını ve mazisini anlatıyoruz. Ve elbette ki şehit oluşunu anlatıyoruz. Bugün de şehidimiz Fatih Şakir Kazım'ın Ailesi yanındayız değerli izleyenler. Bugün bu şehidimizin hayatından bahsedeceğiz ve onun geçmişinden biraz da bahsedeceğiz ve elbette ki bizim şu andaki geleceğimize biraz da ışık tutacağız. Çünkü bildiğiniz üzere bizim şehitlerimiz her daim bizim geleceğimize bir ışık olmuşlardır. Ve inşallah bu programda da şehidimizin hakkında kapsamlı bir şekilde sizlere bilgileri vereceğiz. Yanımızda oğlu var. Salamalayikum. Əminə hörmətli. Merhaba. Marhabalar olsun. Marhaban sağ olun. Əvvəlcə çox təşəkkür edərəm. Bu gün siz ağırladınız bizləri bir də. Çox sağ olasınız. Biz məmnunuz. Sağ olun. Xoş gəldiniz. Sağ olun. Gətirdiniz. Çox təşəkkür edərəm. Çox sağ olasınız. Əlbəttə bildiyiniz üzrə biz hər proqramımız bir şəhidimizin üzərinə eee danışırıq. Və bu gün də çox sevinərək ki e, Fatih Şakir Kazım'ın üzərinə konuşaq. Bəli. Başlamaq istəsə söz şəhidimiz haqqında nə demək istəyirsiniz? Tabii ben Bayezid, Fatih Şakir Rahmetli'nin büyük oğlu. Ee, rahmetli babam tabii doğumu, kifri doğumudur. 1928 senesinde orada doğdu. Ee, i̇şte gitti Kerkük'te şeyini bitirdi, yüksek sanayi şeyini bitirdi. Ee, bu 72 senesinde bunu emniyet tarafından geldiler ya da tutukladılar, apardılar özünü e, 22 yıl kaldılar burada Kerkütek Emniyet Dairesinde kaldılar. Özüydü, e, rahmetli Mehmet du Yıldız'ıydı, Mehmet şey, Hadi Abdülvadud Hadi Berber idi, Cevdet rahmetli Cevdet abimiz e, 5 sene idiler. 22 gün kaldırdım Emniyet Dairesinde. E, tabii o da Sebep nedir sorsavuz, Səbəb belli dedil. Türkün sadece bunların bir arada bulunmaqlar xətirincə gəldil, bular apardılar. Qoç dəfə mən özüm getdim burda. Təbii görüşmək yox idi. Bəs yeməyi aparsan, verəsən, yetirlər, yetirməz bu öz yalanında qalıbdı. E, 22 il qaldır bu tutuqlandılar, burada qaldılar əmniyyətdairəsində. 22 ildən sonra bula salındı. Bu 72 sənəsində idi. Dey 77-də aynən bu beşdənəni çağırdılar eee məhkəmə nə təvə təra fənnan Bağdad çağırıldılar. Mən o zamanlarda o 70-70-lərdə də orada universitetdə idim şə Bağdadda. Daha xəbər yüddələr dedilər gəlir məhkəməsi var. Təbi çıxdım izin aldım, çıxdım bir taksiə əylətdim. Dedim, "Hara gəlsən?" dedim, "Məhkəmə təvərəyə məni yetirginən." Adam baxdım, bozuldu, adam biraz yaşlıdır." deyə dedi. "Nəyi var orada?" dedim, "Vallahi birbəli bir, bir məsələmiz var orada." Dedi Allah Allah'ına rahmet etsin. Dedi çünkü oraya giden e, zordu. Sus sus çıksın. Her şey ederler özlerine, hükmü özlerine. Tabi gittim oraya ulaştım. Bizim bu beş tanenin e, orada. Koymadılar içeri girağın. Öz taraflarından mahaimi bıraktılar, avukat bıraktılar. E, o avukat da tabi bes verildi kararı okudu. Yani hiçbir bir şey yapabilmedi. Bir şeyden bunlara bu beş taneye yedi yıl hüküm verildi. Abu Gireb'e sevk oldular. Onda döndük işte yedi yıl kaldılar şeyde, yedi yıl hüküm oldular Abu Gireb'de. O zamanlarda da Abu Gireb'te iki şey var idi. Bir ahkam fekile diyorlardı, bir ahkam hafife diyorlardı. Ahkam hafife oydu ki üç yılda kadar o 3 Üç yıldan fazla olan fekileye verilirdi. Bunlar yedi yıl olduğu için fekileye verildiler. Orada işte Allah fesir rahmetli büyük şeyimiz, şairimiz Hasan Görüm de oradaydı. Yani kaç defa ben görüştüm özüyle oturardık. İşte her gelişimde bir armağanı vardı, bir güzel şiirler okurdu. Ee, bir vasiyet de etti bana. Dedi bunu çok haz ederim kalsın yani o her yerlerine de selagin bunu. Bir gün böyle oturmuştum. El attı boynuma dedi evladım. Ben o kadar dedim kimsemize mekayet olan mekayet olan anlamadılar. Devlet manatı içeriye. Sonra bizimkiler de dediler bu ne demek istiyor. Adam işte Allah affetsin özünü orada kaldı. Diyor bunlar ta 79 yılında son aylarında 10. ayıydı. İşte Saddam dönemi başlayanda onda yardımcıydı. Özü şey oldu. Cumhurbaşkanı oldu. Onda bir afuk kararı çıkardı. Ama bu fetrede 77'den 79'a kadar Bütün çıxan qərarlar heç biri bunları tutmadı. Yəni bizim bu 5 nədən, o başqası Türkmen qurbunu tutmadı. Çıxan işdə işte, qaçaqçı çıxardı, öldürən çıxardı filan. Bəs bunlar siyasi olduqları tömələri heç tutmaz. Yəni afu tutmaz sözlərinin. 79-un 10-cu ayında bunlar qara çıxdı, sağlandılar. Salındılar bunun üzerine ikama cebri oldu. Yani dedi sen bir yeri çabalamazsan illa günde gel bir imzalasan özüne ki sen buradasan. Hatta bir tanış bir kısımlarımızdan birisi kifride vefat etti. Bu geri giderdi oraya kifriye hazır olaydı taziye. Gitti izin alınca yalla ikinci güne yalla yetişti. Dedi gidesen oraya orada da imzalasan ki sen oradasan. Bu e, 80'in 2. ay idi. O civarda yenə əsəsi göndərdilər. Eee, müxabirat tərəfindən Bağdad. Təbi bu çağırmalar həpsi ilk yerə müddət əmni-l-aməyə gedərdi. Ana sonra sədiqlər şubələrinə göndərərdilər özünü. 82-ci ay idi. Göndərdilər əsəsizcə. Eee, mən o zaman məzun olmuş idim. Askerlik şey yapırdım. Bahtım erkən, özü-zaten hər vaqt erkən qardı dedim. Xeyirdi. Dedim heç oğlum bir işim var gedəcəm Bakıda da dönəcəyəm. Mən <laughs> də açıq-ucuzası belə fikirdə var u deyir. Yəni babam çükün bu təbəatı da qoysun, getsin, sonra yıqama o üzərinə. Yəni bir yerə getməğı da zordu. Getdim doğma döndüm. Rəhmetli Nəmə dənnənə bir belə bir şeyi var deyib vallahi oğlum. İstiblər özün. İşdə i̇şte bu xəbər kəsildi. Doğru. Dəqiqən 2 ay sürdü çay sorulandan sonra yani özü getdi kimsə gəlib evdən aparmadı. Özü xəbər göndərdilər. <laughs> Təbliğ gəlmişdi <laughs> özün. Gəl hazır ol gəlin. Doğru. Təbi o 5 senedən yox və sözü idi yani, o. Yəni o 5 sene çıxdı. Bəs özünə səsi göndərdilər. 1980-ci ilin səhəsində bəs sözlə xəbər gəldi. 80 80-in 2-ci ayı idi, <laughs> hə. Bəs sözün çağırdılar. Getdi. Sonra gedəndə 2 ay xəbəri çıxmadı. Sonra bir kədən telefon gəldi bizə. Baba gəlin abgərəbə muhazavız var. Getiq yanı o zaman baktım yani şeyin de bağlamış idi Afes'in burnunu. Vurmaqdan burnu qırılmış idi. He. Eee muhabbət yörmüşlər özünə. He. Eee onda o zamanlarda da yani 80-lərdə də yeni bir şöbə, bölüm açmışlar şeydə, eee Abqireb'də. O da ahkam-ı xassa. Ahkam-ı xassa nədir? Bəs siyasi olanlar ora gedərdilər. Yani bu bir tühmeler, çalmak olsun, öldürmek olsun bu yok. Fakirlerden hafife bunlar kaldı onun için. Bes xassa siyasi tühmesi olan oraya gider. Bes hassa'ya gider. Hassa da orada kaldı. E, Gittim Gettim biz evden gittik muhacahesine görüştük o zilan. Orada Allah çok memnunum özlerine. Bizimkiler orada e, çok bir büyük sayıda yani evladlık ettiler, evlilik ettiler orada özler için çok büyük hizmette bulundular. Çünkü özüydü, bir de rahmetli Anwar abi, Anwar Nefci de özüydü yani orada aynı hükümde aynı işi oldular. Bunların yani yanında çok bir sürü insanlar vardı yani bunların yardımına doğrudan bunlar yani orada bir evlat diye bir bunları hak şeyine yapmak için doğrudan hiçbir kusur koymadılar. Bunlar da örnek değil. Yani ben kusurum affeyle onun adları ola hepsi birisi olmasın. Ee, Mehmet abi vardı. Mehmet oğlu. Bu e, Erşid Efendi'ydi. Haşim Efendi'ydi. E, Sabah Aziz'iydi. E, yani kusurum affeyle onun çok adlar olduğu için yani bunlar doğrudan doğrudan orada çok büyük bir şeyler görseltiler bunlara. Evet. Orada kaldığı zaman 83 yılında biraz, e, bir az bir e, ee, sağlık durumu biraz kötüleşti. Siz görüşmeye gittik o yüzden. Ne anlattı sizlere mesela? Anlattığı o zamanlarda bir bizim burada eşgal askeriydi bir şey var idi. Bir rahmetli celil var idi. Bu e, bir yerdeydik. Dönüşte tuttular, apardılar öze. Mene deyildi, sen git hap kalmazsın. Biz üç tane ben idim, Aydın Kasabiydi bir Fazıl Mühendis Fazıl Yusuf var idi. Tutandılar özünü, arabasını, şehitler, endirdiler özünün kimliğine baktılar, dediler, tamam bu özüdür. apartlar özünü, daha hey, iyi o gelenden dedi, ne hey, oldu da böyle darılırsan, dedim işte bir böyle bir misal oldu. Sıdfatan özü emniyet, emni olan da onunla görüşmüş idi. Aynı yerdeymişler. Daha demiş idi özünü, demişti, oğlum bak sana bir söz diyeyim. Demişti, bileyim sen bayızın şeysen, arkadaşsan. Vasitün onda rəhmatlı Xatqa bəbə bu günlərdə keçildi. O da rəhmatlı bəbə ilə bir yerdə idi. Yəni tanırdı özün. Deyə də Xatqa mənim də bir yerdə idi. Biz də demişik oğlum asiqi olma, hər gələn asbabını atasın üzərinə məqet olğanın. Heç nə adbiyət, heç öz özü şey etməyin. Əgər idam olubsa, olacaçsən. O sərbəs olacaq. Allah nə yazibsə onu görəcəksən. Etmə öz özü asiqi, hər gələn asbabını atasın üzərinə. Valla ve hasıl işte onun zavallı işte idam ettiler o Babam orada işte 83 ilinde bir kriz, kalp krizi geçirdi. Ee, atlar özün hastanaya, afesinin damak krizi geçirdi. Atlar özün şeye, hastanaya, hastanaya atandılar Tabii felce oldu bir tarafı. İşte bunun yanında çok şeyler yetti. Raporlar var yani raporlar da var yanımda. Ki diyorlar bu elec daimi bir elze muhtaziyi bu gerek e, burada kalmasın. E, gönderdik raporları yukarı tarafa muvaffakat gelmedi diye de olmaz. Bu siyasi mahkumdu. Kalı çıkmaz. Hiçbir yere de gitmez. Kalı avgurepte. İşte biraz öz özden geldi şey oldu. Biraz zorlukla çekildi. Biraz e, sıkıntılar var idi. Yani e, bir ömür meselesiydi. Bir de aynı vakitte de işte bu kriz biraz kalmış özünde, yani etkisi kalmış özünde her vakit. di dozan iline kadar, dozan ilinde biraz ee, kaskane atlar özüne. Ben de yetim kaldım, 3 ay özüden kaldım. Bu fetrede işte geliler, bakıllar, sıhhatine ne cadde ne, cedi, ne cedi. Bu aslında da bir sidan arkadaşlık yaptım. Doktor idi, hellekahıydı. Oğlan ee, çok temiz olan idi şeydi e, ee, işte ben mühendissem özü doktor bir yakınlık şeylik var her yerde. Ara yerde tam şey olduk. Günlerini bir gün buna parantılar özüne şeye e, dediler ki ameliyat edek Ameliyat dediler kan da esarık. E ben de orada yalgız idim yani getim kan verdim. Yani bes istedim, iyi olsun yeterli de bu. Öz hatta dedi, dedi oğlum sen çok yolu dedim yok bu var. sen için hiçbir şey değil yani. Rühüm de bile versem sana ben şey etmirem. Aparandak özünü ameliyata o doktor arkadaş dedi diye de hakkı olmazsa ben özüyle giren o ameliyat edemden, İnşallah bir şey yoktu. Vallahi girdi özgiden. Çıkarttılar özünü ama o kadar da sürmedi. Ameliyata o kadar sürmedi. Çıkarttılar özünü kavuşa getirdim özünü ben salmıyım özünü. Ben salanda baktım sol ayağını şikayet edirəm. Akşam oldu, doktorları getirdim, şey deyirlər, bunu gerek bir kasarı edesiniz, bunu düzgün damarlar tutuluptu. Apardım, kasarı getirdim özünü kıştı da, soğuktu, böyle tamam yani. E, Hatta parandım özün ebin nefis kaskanası, orada bu şeyler yaparlar. Dediler, valla biz sıkıştığı için yeri var. Sağ için yeri dedim, yoktu. Ben yerde de otursam ama nece soğudu kıştı. Işte. Dedim bes onca yeter bes özün yeri olsun. Valla koydum özünü. Yaptılar özünü işte damarlar biraz etiklerini yaptı. Gör saatler işte böyle. E, iki i̇ki gün sonrası döndertim özü aynı Abu Ghrib'e döndü. Ya afiyetse Abu Ghrib'de ilgili şeye. E, şey hızkanasını, şöyle hızkanasını. Çünkü şöyle hızkanasında özel bir kavuş var. Hı hı. O kavuş e, şey sizine aitti. Yani bir də nə diağın və vəgirəb xasxanası. Yəni bulamırsan, şüələyə göndərirlər üzün. Və qadım yə də var. O şülə xasxanasında xasqağ üstü, e, məhbus xana məhbusxanaya aiddir. Kim ordan gəlibsə orada qalır. Bunun da harası var, şeyi var. Taybi bunu gətirdilər. Bunu dedim səmə çox şey dedim çünki bunun nəzər puarısan gətirsən, bir təhliz bir şey etsən ayağını zincirə bağlarlar, qərləyə bağlarlar. Bu asada döndük şeyə. Eee. Şüələyə döndərtdim özünü. Baxdım günbə-gün bunun ayağı bozulmağa başladı. Baxdım doktor gəli, məndə dur oturub mənimlə bəs dalğınıdır deyə dedim doktor bir şey var. Eee, indi yadıma gəl, saat 11.30 yeyəcəydi. Ola dedi bir şey istirəm deyim sənə. Bəs yemin verirəm ana bu ağzundan çıxmasın çünki mən də hələtinə məhv oldum dedim bizsə məni biləsən ağzına bir şey çıxmaz. Selə gəlinə bir şey varsa. Dedi baba o nə edibdi? Dedim nədən? Dedi axır mən əməliyyat özüylə girdim. Dem tamam. Dedi ki lan ki bu əməliyyat yapan insan sadəcə ağçı afesin bu tərəfindən bir də marikəslə bir də tikti özün. Çükümün bilən babamda bu şəkər-məker şey yoxdu. Hətta ayağı gəngiriosu. Ayıq başladı göy olmağa, mor olmağa tam bitti ayak yani. Dedi onun için bunlar amde olarak onu kestiler. Hatta bu ayak koksun, kesilsin. E ben o dakikada kime diyeyim? Kimse yoktu. Yani baş şimdi Allah'tan başka hiçbir kimse yoktu. Çünkü ne için? Şeker bir şakı bir mesele. Sen bir şeyi bilirsen ama bir şey yapabilirse o zordu. Yani bildim bunu ama ne yapabilmem? Hiçbir şey yapabilmem. İşte ben Allah'a dua edelim ya Rabbi sen özü şeysin. Görürsen işte bir Zulüm zulüm içindeydi. Bel oldu karar verildi ayak kesilsin. Çünkü kokmaya başladı damarlarda olan kanlar başlarda kokmaya karar verildi geri yani bu ayak kesilsin. Gene kan hazırladım ölsün ama üreyimdeki olan şey ki o kadar büyüktü, o kadar büyüktü ee, Hissedebilmem bazı şeyleri yani. Çünki artıq bilirsən nə olub, nə olmayıb təəssüf ki. Çox zordur. Konuşa bilmisən? İndi sən insanın bir sıxıntısı olsa, gəlsən bir kimsəyə danışısan, bir az sərahat edəsən. Amma sən bir yerdə konuşa bilmisən. Hıh. -hı. Bu sürəcdən də çəkdi. Əfəndim? Bu sürəcdən də çəkdi. Məsələn, xəstə qalmaq sürəci. Mən 2,5 a 3 ay qədər bu dediyim şeyi, bu son şeylər 2,5 a 3 ay civarındaydı. Doğru. Bəli. Ondan sonra, işə i̇şte ondan sonra ayaq kəsildi. Hıh. -hı. Ayaq kəsiləndən sonra İşte en tuhafı çıkartlar özünü. Ayak kesilip de eleben salmayıp özünü. Bir baş bu bir sağ ayağı. Kalan sağ ayağına kelepçeni yeritler. Kare olayı vurdular özünü. E tabi bakırsan bunları da yani bu bu dedikleri insaniyet harada kalı yoktu. Yani insaniyetin biz ad diye şey etsen. İşte gözün açtı, elini uzattı, şey etti. Dedim özüne elini öptüm, dedim dedim hiç sıkılma yine. dedim bilsəm nədən olsa məsəl üçün yaparam ayağı yaparam heç bez sıxılmazsən. E, dedi dedi sən o burda mənim normalı yetərldi. E, İşdə işte, biləsən nə olsa insan e, baxısan özünə. Çıxardırım arabanə idən bağçayı özünə. Bir az çiçikli, bir az belki ürəyi açıl sıxılmağı iş şey ola. Baxam dalğılıdır. Həm belə baxırı dalğa vurub digə çiydə şey bilmir. Biləm özünü arası onca sürmədi. Dedilər bu ...geri şeye şeyi dönsün. Av dönsün. Av dönsün. bir esaf şey ettik. Apardım özüne. Yolla böyle bakır pencerenin yazıya. Döndü bir şey dedi. Dedi oğlum. Üç, yıl, üç ay sen benim neydi? Oğlum sen şey. Ama dedi orada da evlatlarım var, oğlanlarım var, kimse var. Onlar aynı insanı uttaki. Olabilir senden daha fazla bakarlar bana. Fazla demek o yani Sen tek sen onlar olabilir onlarca insanlardı bana bakarlar. Kıssı biriydi yani. Dedim, dedim inşallah sıkılma. Ben kısa zamanda çıkmağı olma, olmağı bil inşallah. Mesela şu, ayağı bütün şey yaparım, besle darılma sıkılma. Gitti oraya. Arası onca sürmedi. Bir gün evde telefon açtılar bana. Dediler gel karama, kaskanasına. Gittim. yatım axşamlar ah, kimsə kimsə mənə bir şey etmədi. Gör tə yaxın oldu. Birsini gördüm dedi. Kimi sorsan dedim filan var. Dedin əsə olsan dedim oğluyan. Ey dedi başı sağ olsun. Selecəyə qoydılar özü. Bu belə deyəndə mən daha beter şey oldum. E, o aslında de, dedi gərək bunun üçün şeylər kimliyin şeyin gətirəsən. Çükün burada şey şahid vəfat edə biləsən. Döndürə ağam. Döndüm tez, yarınsı dayımla daimoğlu oğlu Yavuz abim geldi, getik ora. Şey, çağları bitirdim hepsini. İstire malım cana zanı verimliler. Gelir yeri bunu biz döndür. Ağın Abu Gireb'e, Abu Gireb'ten özünü. Olmaz biz burada bir sen özünü. Çok sınırlanmıştım, biraz çıktım canla, şey ettim. Baktım bir doktor geldi, dedi ne dedim bir böyle bir mesela. Dedi ki, məsürətim üzərinə imzaladım o parə özün. Əlhaqə doktorluq sorğu çıxdı çamçamıl xahiydi. Ola nəcə? Doğrudan yəni bunu döndərmək şeyə mənimsin. Əbğirəbə e, e döndərməyi gedib əbğirəbdən bu söz həqiqət çox zordu. Çünün üçün gəsə də əbğirəbə eyni anında verməzləsən özün. Orda selicədə qoyarlar özünə. Avraqnı derlər, şey endirlər, yalla. Ortaqı bir arvad gördü mənə. Dedi sən filanın oğlu, sən dedim ha. Hə, dedi, işdə gecə bir az şey oldu. Dedi, gəldi telefon çox həssizsizlər, ha. Yetişə bilməlisin. Onda yerli telefonu var idi. Dedi, çox xəstəfə telefon edə bilmədi sizi, yetişə bilmədi sizə. Biz idi selozları, eee, boynumuz az da olsun, boynumuz az desinlər. Dir mənə döndü deyə dedi, dedi bəs ki səhər namazında bir bardaq su gətirəsəm məlumcu. Arodiridirim də səbh namazıdır. Gəldim, baxdım oturubdu. Dirə de, təmizdə de oxuru. Dirə suyu gətirdim işdə. E, Dedə ikincini ösünə məmnun olam sənə. Dirmən getdim, ikincini gətirdim. Dönəcəm. Dir baxdım, Allah nəvri bitirmiş idi. Ha. Ot işte çıxa gətirdim burda. Yəni elhəq burda insanlarımız Allah sağ sağ olsunlar, hepsini çıxmış idi yolda bəklirdilər. Gətirdiq, öz yerində göndərdik özünə. Yani, bu dəyər, bu həyatı bu qədər, gerçəkdə də yəni insanlar duyduqca əslində, yəni o doktorların ki, belə o xəstəxanada o əməliyyat sürədzini, o ayağından bir dəmar kəsmək sürədzini. Bəli. Yəni insanı məhkum edirlər əslində bəzi şeylərə. Və ailəsini də bəzi şeylərə məhkum edirlər. Nə yazığı ki, işdə işte, yəni insan bilisən də, amma o an aradan gələn bir şey oldu. Əfəsiniz, e, bax o doktor. Hı hı. Adı hələ yanımdadır. Bax mənim də heç bir kimsəyə deyəm. Amma mən bunu nəyə dedim məmşəm? O zaman da oldu o doktoru, o doktora. Biz biləsən, doğuzunda Kuwait məsələsi oldu. Kuwaitə girmə oldu. Kuwaitə girəndələr orada bir xəstəxananı bunu ora müdiriyyətdilər. Bu əməliyyat edən, bu cəriməyə qaxan, bu qətl yapan insanı dövlət tərəfindən Kuwaitdakı xəstəxananı müdiriyyətdilər. Ayadasına da getmişəm. Ayada da həbs yanımdadır. Ama onca deren, Allah şeyden büyüktü. Elbette. O doktor hala yaşırı. Yaşırı gitme şimdi bu zamanlarda. Ama yaşırsa da zelil yaşır. Mütekiden buna. Çünkü Allah hiç zıbrahı kabul etmez. Elbette. Elbette. Onun için bu insan bu şekil bu şeyi yapan ki başkasına razı etmek için o üstünde bir böyle gün var. Elbette ki. Ben yani gerçekten insan e, şehidimizin hayatını dinladığı zaman, o geçmişte olduğu zaman, o yaşadıkları süreç ama gene de hiçbir şeyden şiahetçi olmaması, gene de mesela dili uğruna, millati uğruna ya da aşk olduğu şeyler uğruna o şeylerden vazgeçmemek adına hiçbir Doğru. şeyden şiahetçi değiliymiş. O her ne yapılsa da bilirmiş belki de. Belki de her şeyi de bilirmiş. O zamanlarda çok geldilerdi yanına. Bilirsin 80'lerde, 86'da, 87'de Başladılar bazı insanları çıkartmaya. Çok geldiler yanına dediler. Çık şey şeyler inen. Tabi bu raporu yetiştirdik biz yukarı şeylere. Kabul etmeler Dediler bu çıkmaz. Bu yere kalsın. Onun için özden gidenler diğer Diyerdi oğlum bu bence bir şerefti. Ben mal, mülk hiçbir şey göz övgüne kalmadım. Ama isteyendiler özden. Çıktı Eribil'e kadar. Çıksın yetsin bunu özü diyedim amcın. Diyedi çıx sildim yedim. Her şey hazır idi. Ama bir düşündüm. Benim evim, uşağım, namusum var. Bunların elinde kalmağı döndü. Öz özünü attı. Onun için hayatı bu şekilde geçti. Ve indi de indi de özünü de bir avuç torpağın dünya malını değiştirme. Çünkü özü benim için idi. Benim için bütün şey idi. Yo ya bizim de, yani için. Onun için ısrarla özü bu mebde, bu yol üzerine kalmağı da bizim için bir büyük şeref evet, evet. O doktor da yani o hille hakkı Allah izni yazsın. Yani bunu dediğinde tamam adam müsaade biraz yükümle şey Ama Allah bilir ben indi kadar o yükü ne şekilde çekerim. Ve indi de çekerim özün. Çünkü o işe ki illerce içerimde kalmakta dememekten şey çok zor idi. Yani, neticesi çok zor Doğru. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Çox sağ ol sizlər də. Çox sağ ol. Biz mən özünüz. Biz məndən çox sağ olasan. Her zaman e, şehitten bir uzun fetreler yaşadık. Çünkü benim babamla sık bir arkadaş şeydi Her zaman buluşurdular. Akşamlar babamın nakliyatı vardı. Gelip orada beraber otururdular, konuşurdular. Yani işte milletimizin derdiyle derdini konuşurdular. Milletimize ne de ne neze yardım yapabilirler. Neze bir eylek yapabilirler milletimize. Bunlar e, her zaman buluştuklarına akşamlar. E, bunlar takip altında oldular. Yani bir fetreler e, uzun bir fetre akşam beraber olduklarına dikkat olundu bunlara. Yani bir gün ben oturmuşum özleriyden bir üç tane girdi nakliyete. E, o geldiler yanlarına dediler. siz nə siz ardaşsınız deyirlər. Avval evet, biz ardaşıq, həm də qonşuyuq, bir-birimizi çoxdan tanıyırıq, həm də məhəbbətliyik biz. Dedilər özlərini, sizi biz hər axşam görürük, barabar oturursuz. Siz o nədir? Toplantınız var, hər axşam toplantınız olacaqdı. Buların cavabları nə olacaqdı? Dedilər biz toplantı yapma, etmərik. Amma biz ardaşıq. Hər zaman görüşürük barabar. İşte Otururuq bir-birimizdən, gözəl-gözəl Konuşacak yerinizde yok dedi. Biz sizi aylar ay oldu takriben sizi her zaman akşam beraber görürük. Görüyor ki sizi arayarımızda bir önemli şeyler var yani. Yıllar dediler biz önemli şey ne olacaktı bizim işte oturmuşuk beraber. Yok biz sizi takip ettik. Sizde bir şeyler var yani görüyor ki her zaman oturma beraber konuşma beraber yani bir süre araması araya yervizde, bir uzun uzun fetrane beraber olmazsız. E i̇şte bir e, kısa bir sürede yani bunu anlatabildim size. E, ondan ayrı ben e, yani ailemle beraber bunu da söyleyebilirim ki bir gün kapımız sağlandı bizim. Ben çıktım kapıya kapını açtım. Bir tane bana dedi ben yükselistirem. Bu yüksel Fatiha ne Dedim böyle. Dedi, dedim ben yüksel istedim. Dedim ben yükselen kazasıyan yani buyurun ne o ben anladım sana. Dedi yok ben sen ona konuşmam. İlla yüksel gelsin konuşayım özüyle. Daha yedim ben de yükseli çağırdım. Durdum özüyle beraber. Sorur özünden o soruları bildiği o soruların cevabını de neyi bilir? Filan dedi bana, dedi özne rahmetli, yani Fatih Şakir hala hapishanadaydı. Fatih Şakir neyi oğlu? Dedi benim babamdı. Hardadı. E, hapishanadaydı. Özü iyi bilir hapishanedaydı. E, ne sebeple tutulup babam? E, işte sebebi filan. Yani ne dedi? olduğunu i̇şte, milliyatçı olduğuna E, yani Yani belədir. O zənn edir, Toranid De, acəbə dedi, "İşte tohumu atılıb özünə." Təbii, yəni onun üçün həbsxanaya atılıbdı. Yəni məxbub başımızdan keçənləri bizdir o zamanlar ki, nə qədər zор idi. Yəni mən sən mənimlə qonuşsan, qonuşmur. Deyir, illə çağırsan yüksəli, yüksəllə qonuşum. Yəni biz belə həyat belə zорluq çəkdik. Ondan ayrı eğer e, bu rahmetli şehidin etkisinden konuşsak bizim hayatımız üzerine yani bizimle her vakit oturanda konuşurdu mesela bize nezhat ederdi. Diyordu her dairede çalışanlar çalışanlarımız olsun. Çünkü o dairede çalışanlar milletimizden olsa özellikle onunla şirin dille konuşsan, ona milliyetçiliği girersen onu yani sana yakın edesen o zaman ki istediginiz yani bir parça olsanız o dairede o dairene eluzu almış olursunuz. Tamam böyle tamam. yani bu şeyler her vakit bize nesihat ederdi. Yani dairede eğer o dairede çalışan yani her neyse onu elde elayınan hatta o dairede sözümüz yerisin bir olun o daire sizi, sizden bir parça olsun. Doğru. Gerçekten yani sizlere bir Sizler için bir kitabıymış, bir belki de bir mektabıymış sizlere. Hayatı öğretip de aslında sizlere aslında. Tabii her zaman öğütü bizden eksik olmazdı. Her zaman. Nesihatleri, öğütleri, yaptığı şeyleri. Yani diğer filan şey gördü. Bak ben böyle yaparım yani. Siz de böyle yapın. Uşaklar uza da anladın. Hı hı. Bu iyi şeyleri. Hatta uşaklar uza milliyatçılığı iradın. <laughs> Deme onun uşaktı bu uşağılıktan öğrendin. Sonra yani bize bir şey diyerdi. Mesela sen onunla bir Türkman çalışır, tamam. Bir dairede her yerde olursa. Sen muhaveleyle ona danış. Yani sözümüz bir olsun. Doğru. Ne yani Kur'an'da ve emruhum şura beynahum. Yani böyle bir meşhure telözleriyle. Değil mi bu menden yani vazifede küçüktü, o vazifede büyüktü eldeyle hapsine sözümüz bir elavın her yerde bir işe eden davız mesela sonlarda gördüğünüz bir işimiz oldu. Yani o işlerde sözümüz bir olsaydı ihtimal var yani daha ilerlerdik. Elbette. her zaman bize bak indi sözleri o zamandan deyipti. O zaman dedi ve söyler şimdi çıkır. Yani bir olmamız, birbirimize danışmamız. Yani demez, demeyeyim ben o menden küçüktü, o menden büyüktü. Kotigi Siksi qardaşım dedi. Böyügysə ABM-dir, tamam? Onu ilə danışım daha yedi gündürmən ki bir yabançıya danışım. Doğrudur. Tamam? Doğrudur. Yəni bu öyğətləri, bu sihhətləri dirmişlə işte, indi həyatımıza gördük təcrübə, yəni təcrübə olandan sonra baxırıq o dediyi sözlər indi çıxır. O bu, bu yaxın zamanlarda da gördük ki sözləri çıxdı yana. Doğru. Evet değerli izleyenler, bugünkü programımızı burada sonlandırıyoruz. Gelecek bölümde şehidimizin hayatını detaylı bir şekilde sizlere sunmuş olacağız. Şimdilik hoşçakalın.